Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Mayıs ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka politika faizini beklentiler dahilinde %50 seviyesinde bıraktı. Para Politikası Kurulu tarafından yapılan açıklamada likidite fazlası için ek tedbirler geleceği vurgulandı. City Research, Türkiye'de politika normalleşmesinin yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisini arttırdığına dikkat çekti. City analistleri tarafından yayımlanan raporda, Merkez Bankası'nın doğru politika patikasında olduğunu ve para politikasının piyasalar tarafında fiyatlanana göre daha uzun ve daha sıkı kalabileceği belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Arap Bankacılık Zirvesi'nde konuştu. Bakan Şimşek, Türkiye'nin henüz küresel dezenflasyon rüzgarına kapılmadığını, parasal politikaların istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor. Kur korumalı mevduattan çıkıyoruz ve TL mevduat rezervleri artıyor. Bütün kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili beklentileri olumlu. Yapısal problemlerimizi çözüyoruz, dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi'nin açılışında konuştu. Türk ve Arap finansal kuruluşları arasındaki işbirliğinin arttırılması amacı ve son zamanlarda önem kazanan kavramlar, gelişmeler ve farkındalıklarla ilgili açıklamalar yaptı. Kavcıoğlu, Türkiye'de faaliyet gösteren 8 bankada 28,7 milyar lira sermaye ile önemli bir paya sahip Arap ülkelerinin Türkiye'de yönettikleri aktif toplamı 3,8 trilyon liradır, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı gayrimenkul alım satımlarında vergi kayıp ve kaçağını önlemek ve gelir artışı sağlamak için yeni bir düzenleme yapıyor. Ev alırken ve satarken ekspertiz raporu istenmesi zorunlu hale geliyor. Böylece gayrimenkullerin gerçek değeri ortaya konacak ve tapuda beyan edilen değerlerle piyasa değeri arasındaki farklar kontrol edilecek. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Mayıs'ta Nisan ayına kıyasla %0,1 arttı. Geçen ay 80,46 olan endeks bu ay 80,51 oldu. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Nisan'da 65 iken Mayıs'ta %0,4 artışla 65,3'e çıktı. Geçen ay 78,1 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi %0,1 yükselişle bu ay 78,3 olarak kayıtlara geçti.